Herkese merhabalar, acil yayınları geometri soru bankasının kare testlerinin yedincisini beraber çözmeye çalışacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. ABCD karesinde E, DC doğru parçası üzerinde olmak üzere DE 2 cm, EB 10 santim verilmiş buna göre karenin çevresi soruluyor. Hemen bir kare çizip isimlendirelim. İsimlendirmeyi yaparken sol alt köşeden başlıyorum. ABCD karesi saat yönünün tersine hareket ediyorum. Şu şekilde... E noktası DC üzerinde olacak. Şöyle D'e yakın bir nokta seçelim. DE arası 2 verilmiş. EB doğru parçasını da gösterelim. Bunun da 10 santim olduğu söyleniyor. Peki, şuradaki dik üçgenden faydalanacağım. EC arasına x dediğimde, karenin bir kenarına x artı 2 demiş olduk. Peki, şimdi buradaki üçgenden x'i bulabiliriz. 6, 8, 10 özel üçgeni gibi görünüyor. Ama biz yine işlemlerimizi yapalım. X'in karesi artı X artı 2'nin karesi eşittir. Onun karesi olacak. Buradan X kare artı X kare artı 4 X artı 4 eşittir. 100. Bir toparlarsak 2 X kare artı 4 X 100'ü bu tarafa attık. Eksi 96 eşittir 0. Kolaylık olsun diye 2 ile sadeleştiriyorum. Şimdi bu da x eksi değil x artı 8 ve x eksi 6. Evet şöyle çarpanlarına ayrılıyor. Buradan x ya eksi 8 çıkıyor ya da 6. Tabi uzunluk negatif olamaz. x'in 6 olması lazım. Demek ki biz karenin bir kenarını kaç bu bulmuş olduk? 8 santim olarak bulmuş olduk. Bize karenin çevresi soruluyor. Çevre ABC'de. Tabi haliyle 4 çarpı 8 olacaktır. O da 32 santimdir. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci sorudayız. ABCD kare FEAK ile CLM'ne eş kareler. EF 4 santim. EF 4 santim ise hemen şu uzunluklar. Kare ve hani ikisi de eş kare olduğu için 4 olacaktır. Gösterelim. FM 17 santim, FM'yi de şöyle kırmızı bir doğru parçasıyla göstermek istiyorum, belli olsun. Bu 17 santim olacak. Peki bize ABCD karesinin alanı soruluyor. Şöyle yapacağız. ML'yi uzatalım. ML doğru parçasını uzatalım. Aynı şekilde FE doğru parçasını da uzatalım. Burada büyük bir dik üçgenimiz oldu, gördüğünüz gibi. Şu kesişim noktasına R noktası diyelim. Bakın burada KA 4 FE 4 tamam NM 4 bunun karşısı bu ER arasında 4 olacaktır. Burada bir özel dik üçgen var. Dik kenarı 8, hipotenüsü 17. O zaman MR arasının şurası ne olmalı? 15 santim olmalı. 8 15 17 özel dik üçgeni var burada. Şunun tamamı 15. Peki ben benim hedefim şu. Şuraya gitmek istiyorum. AC köşegenini elde etmeye çalışacağım. Şöyle ki bakın ML arasının 4 olduğunu biliyorum. KA'yı da uzattım şöyle. Mesela R dedik. Ee, şurası mesela S noktası diyebiliriz şuraya da. Bunu uzattığımda bakın RS arası da 4 olacaktır. Şimdi RS arası 4. ML arası 4. RM arası 15. O zaman bakın S ile L arasına şuraya ne kalacaktır? 7 birim. Burası 7 birim. Yani aslında AC köşegeninde bulmuş oldum. Çünkü burada dikdörtgensel bir bölge var. Bu da 7 santimdir. Evet. Köşegen üzerinden hareket edersek karenin alanı nasıl bulunur? Köşegenin karesi bölü 2 karenin alanını verecektir. Yani 7'nin karesi bölü 2 49 bölü 2 bu karenin alanıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü sorudayız. A, B, C, D ve E, M, K, F birer kare. MLBT dikdörtgendir. K, C, kök 5, D, F, 1, DE 2. Buna göre alan M, L, B, T nedir diye sorulmuş. Burada bakın D, E, F dik üçgenine bakarsak. Bir dik kenarı 1, bir, bir dik kenarı 2. E karelerini alıp toplar kare kökünü alırsak. EF'nin kök 5 olduğunu söyleyebiliriz. Tabii FK da kök 5 kadardır. MK da kök 5 kadardır. Kare olduğu için. Bunları yazalım. Peki burada FKC gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen çıktı. Şöyle yapalım. Bu K'dan geçecek şekilde bir dik indirelim. Nereye? FC'ye. İkizkenar olduğu için aynı zamanda bakın K'dan MT'ye de dik indirdim. Yani dikdörtgensel bölgeler oluşsun burada diye. Şu iki parçanın eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunları bulabilir miyiz? Orada işte yine üçgenlerde eşlik konusundan faydalanacağım. Bakın burası alfa, burası beta. Bu da 90 derece. Alfa ile betanın toplamı 90'dır. Bunlar tümler açılardır. O zaman şurası 90 ise buraya alfa düşer. Burası 90 ise buraya beta düşer devam edelim Burası 90 90'sa buraya alfa düşer Burada 90 buraya beta düşer Ve bakın 90'lar hep yani 90 derecelik açılar hep Kök 5 birimlik Hipotenüsleri görüyor bunlar eş üçgenlerdir yani Alfa burada biri görüyorsa alfa hep biri görecek şurası da bir Şurası da bir Beta burada 2'yi görüyorsa hep 2'yi görecek şurası 2 ee Şurası da 2 Evet Tabi burada bir ikiz kenar üçgenimiz vardı. Yükseklik iki eşit parçaya bölmüştü. Buranın da iki olduğunu söyleyebiliriz. Karenin bir kenarını böylece 5 birim bulduk. 5 birim. Burada dikdörtgensel bir bölge oluştu. Şu ikiden dolayı karşısı burası da 2 olmalı. Yine şurası 3 burası 3 olmalı. Tabi CB de 5 olacak. Çünkü ABCD de bir kareydi. Buraya da 2 kaldı. Sanırım artık yeşil alanı bulmak için gereken her şey elimizde. Bakın kısa kenar 2 santim uzun kenarı da 3 santim oldu. 6 santimetre kare sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Dördüncü sorudayız. Şekilde verilen AFKC ve B, D, e, C birer kare. ABC eşkenar üçgendir. FTRD T, R, D doğrusaldır. Buna göre verilen öncülerden hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. AB'nin FD'ye paralel olup olmayacağına bakacağız. Evet. Şöyle yapalım. Bakın FA'yı ve DB'yi uzatalım. FA ile DB'yi uzatıp kesiştiriyoruz. Diyelim ki şöyle bir noktada kesiştiler. Şu fazlalığımızı silelim. Şimdi bu kesiştikleri noktaya mesela bir P noktası diyelim. Eşkenar üçgen ABC üçgeni. O zaman buradaki açılar 60 60 olmalı. Tamam. Peki bu şekiller BDEC, FACK bunlar kareydi. O zaman köşe açıları 90 derece. Bu da tamam. E 150 yaptı buraya 30 kaldı. Bakın buraya da 30 derecelik açı kaldı. Yani PA ile PB'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ben bu uzunluğa AP uzunluğuna x desem PB uzunluğu da x olacaktır. E kare olduklarından, eş kareler olduklarından dolayı bu FA ile BD de. Peki eş kareler olduğunu nereden çıkardık? Şuradan çıkardık. Bu ABC bir eşkenar üçgendi. AC ile BC birbirine eşit. O zaman bu karelerin birer kenarları eşitse bütün kenarları eşittir. Yani FA ile BD de birbirine eşit olacaktır. Bunlara da y değişkenini verelim. Şimdi şu orantıya bakın. Pb bölü Pd. X bölü X artı Y yapıyor. PA bölü PF. Bu da X bölü X artı Y yapıyor. Yani gördüğünüz gibi kısanın uzunu oranı kısanın uzunu oranı. E o zaman bunlar bu orantılar birbirine eşitse bu ne zaman olabilir? Burada bir paralellik söz konusuysa olabilir. Yani bir benzerlik durumu var burada. Birincinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. KFD açısı hangi açıdan bahsediyor? KFD açısı. Şimdi bu paralelliği elde ettiğimiz için bakın burada yöndeş açılar olduğundan bu PAB 30sa PFD de 30 olacaktır. O zaman buraya 60 derecelik açı kaldı. Yani K, açısının KFD açısının K, F, D açısının, K F, T ya da K, F, D açısı 60 derece doğru olduğunu söyleyebiliriz. Peki A, T, T eşit midir? Bakalım. A, T, T eşit midir? Burada şimdi 30'un gördüğü kenara daha doğrusu şöyle yapmışız. Bakın hani burada 60'ın gördüğü kenara Y dedik. Öyle değil mi? O zaman 30'un gördüğü kenar ne olacak? Y bölü 3 y bölü kök 3. Peki TC'ye ne kaldı? FA ile AC aynı. Burası da y eksi y bölü kök 3 olacak. Şimdi AT dediğimiz uzunluk y bölü kök 3'e eşit. Peki TC dediğimiz uzunluk y eksi y bölü kök 3'e eşit. Bunlar birbirine eşit midir? Eşit olduğu yani yeni belki bazı değerler için olabilir ama her değer için bu eşitlik sağlanır diyemeyiz o zaman bunu iptal ettik demek ki 1 ve 2 doğru doğru cevap ne olacaktır C şıkkı olacaktır 5. sorudayız ABCD kare AD ile FC E noktasında kesişti bakın burada bir kelebek var bunu kullanacağız DE 2 santim FB 7 santim EC X uzunluğu bize soruldu Peki bu kelebek benzerliğini kullanmak istiyorum. E A'ya hemen şöyle başka bir değişken Y ye diyelim. Tabi karenin bir kenarına Y artı 2 demiş olduk. O zaman DC şurası Y artı 2 kadar. Sonra tabi A de Y artı 2 olacak ve ben F A'yı bulmak için 7'den Y artı 2'yi çıkarırsam ne olacaktır? 5 eksi Y olacak burası. Peki şimdi ben X'i bulmak istiyorum. Bakın buraya şöyle yazalım x'in karesi neye eşittir? y artı 2'nin karesi artı 2'nin karesine. Bunu bir düzenlersek x'in karesi eşittir. y kare artı 4y artı 4 artı 4. Buradan da x'in karesi eşittir. y kare artı 4y artı 8. Şimdi y'yi bilmediğim için burada tıkanıyorum. Peki Şöyle başka bir kalemle şurada işlemlerimizi yapalım. Bakın kelebek benzerliğinden dolayı şunu yazabilirim. Y artı 2 bölü 5 eksi y neye eşit olmalı? 2 bölü y'ye. 2 bölü y'ye. Burada bir işler dışlar çarpımı yaparsak y kare artı 2y eşittir. 5 eksi idi şurası. 10 eksi 2y olacak. 2y'yi bu tarafa attık. Bakın y kare artı 4y neye eşit? 10'a. Burada bakın benim biraz evvelki x karenin işte değerini bulmak istediğimde Pisagor bağıntısına yazdığım ifadede de y kare artı 4y var. Şurada y'nin değerini bulmama gerek yok. y kare artı 4y'nin ne olduğunu bilsem yeterli. Bunun yerine 10 yazacağım. Demek ki x kare eşittir 10 artı 8'e. O zaman x'in karesi eşittir 18'e x eşittir kök 18. Bu da 9 çarpı 2'dir. 9 dışarı çıkacağı için 3 kök 2 santim olacaktır. Sorunun doğru cevabı e şıkkıdır. Altıncı sorudayız. Tangram ile ilgili bir soru. Tangram eski bir geleneksel oyundur. Şekil 1'deki büyük kare 5 tane ikiz kenar üçgen bir tane kare ve bir tane paralelkenar olan 7 parçadan oluşur. Yani buradaki üçgenlerin hepsi ikizkenar. Ee, kare var ve bir de paralelkenar var. Şekil 2'deki altıgende AB 2 santim olduğuna göre şekil 3'teki temsil evin maviye boyanmış çatısının alanı ne kadardır? Yani şu büyük ikizkenar üçgenin alanıyla ile paralelkenarın alanının toplamı isteniyor bizden aslında. Yani şuna A diyelim mesela. Bunun alanı artı şu paralel kenarın alanını bulsam soruyu çözmüş olacağım. Peki şimdi şu şekil 1'e bakalım. Mor ikiz kenar dik üçgenin kenarıyla karenin bir kenarı ortak gördüğünüz gibi. Demek ki bunlar aynı uzunlukta. Peki şu kırmızıyla işaretlediğim bakın bütün uzunluklar aynıdır. Hatta şu sarı üçgenin de sarı ikiz kenar üçgenin de bir kenarı aynı olmuş oldu. Peki şimdi şuradan devam edelim. Bu kare ile mor ikiz kenar dik üçgen e, kenarları aynıysa bunların aynı olması gerekiyor ve bize AB uzunluğunun 2 santim olduğu söylendi. E demek ki bunların uzunlukları birer santimdir. Yani karenin kenarları 1 santim. Bu mor ikiz kenar üçgenin dik kenarları da birer santimdir. E, mavi ikiz kenar dik üçgenin e bir dik kenarın uzunluğunu bulmuş olduk. Yani demek ki burada A ile gösterdiğimiz alan 2 çarpı 2'nin yarısı 2 santimetre karedir. A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulmaya çalışalım. Tabi burada gri karenin kenarıyla sarı ikiz kenar üçgenin kenarı da aynıydı. O zaman bu da 1 olmalı. E peki buradaki mavi ikiz kenar üçgenle pembe ikiz kenar üçgen bunlar da aynı kenarları. Bakın buraya da 1 kaldı. Mavi buradaki paralel kenarı düşünürseniz tabanı bir yüksekliği de şurası bakın o da bir. Yani B ile gösterdiğimiz paralel kenarın tabanı bir yüksekliği de bir. paralelkenarda alan taban çarpı yükseklikten geliyordu. E bu da 1 cm kare yapacaktır. Benden istenen mavi alanların toplamı o zaman 3 cm kare olacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. sorudayız. ABC'de eşkenar dörtgenin dikkat edin ABC'de eşkenar dörtgen yani bütün kenarlar birbirine eşit. Şu bütün dört kenarda birbirine eşit. Bunun içine birbirine eş yine birbirine eş 9 adet kare yerleştirilmiştir. Peki AK 6 santim buna göre herhangi bir karenin alanı ne kadardır? O zaman karelerden herhangi birinin bir kenarına x diyelim. Tabi buralar x x x yani biz AB arasını 3x artı 6 olarak bulmuş olduk. Bakın burası 3x artı 6. Peki şimdi burada 6 var. Karenin bir dik kenarı var. Bakın şu üçgenler hep birbirine eş dik üçgenler olacaktır. Çünkü bakın yöndeş açılar var. Hepsi aynı karenin kenarını görüyor. Bunlar eş üçgenlerdir. Şuralara hep x x yazabilirim. Peki şu parçalar ne kadar olacak? Bakın 3 tane eş parça var. E bu üçünün toplamı 3 x artı 6 yapacaksa bunu ben 3'e bölersem her birinin x artı 2 olması lazım. Bunların her biri de x artı 2 kadardır. Peki bu eş dik üçgenlerden birinden yararlanarak pisagordan ben x'i bulabilirim. Çünkü x artı 2'nin karesi eşittir. X kare artı 6'nın karesini. İşlemimizi yaparsak x kare artı 4x artı 4 eşittir. X kare artı 36. X kareler gitti gördüğünüz gibi 4'ü karşıya atarsak 32. 4x 32'den biz karenin bir kenarını 8 santim olarak bulmuş oluruz. Bu eş olan karelerden herhangi birinin alanını istedi bizden. O da tabii ki x'in karesi 64 santimetre kare olacaktır. Doğru cevap E şıkkıdır. 8. sorudayız. Bir ABCD karesi verilmiş bir kenarı 20 santim. Bu kare çeşitli katlamalar sonucu bir takım renklere boyanacak. Kare şeklindeki kağıt her boyamayı iç ve dış yüze aktaran geçirgen, şeffaf ve saydam özellikte. Karenin tamamı öncelikle sarıya boyanıp sonrasında ABFE dikdörtgeni EF boyunca katlanıyor. Şimdi buradaki her yeri sarıya boyadı. Onu şöyle bir not düşeyim. Tabi bakın şu bölgelerde sarı. Peki tabi aslında şurada da var sarı renk. Sonra bu EF boyunca katlandı. Katlama sonucu A noktası A üssü ve B noktası B üssü ile eşleşti ve sadece katlanan EF, B üstü, A su mavi renge boyandı. Şimdi burası mavi renge boyandı. Burası mavi renge boyandı. Tamam. Şimdi son olarak ENMD dikdörtgeni bu da NM boyunca katlandı. Şimdi bu çizim bize verilmemiş. Biz bunu çizerek bir görme, görmeye çalışalım. Şöyle bakın. Şöyle bir şey olacak. Şimdi buradaki ENMD katlandı. Şurada bir yere geldi. Şurada bir yere geldi. İsimlendirmeyi şöyle yapalım. Bakın burası n, burası m. Burası c. Şöyle yapayım. Şu b üssü burada f var. Şimdi burada k üssü var. Bakın a üssü katlandı bu tarafa geldi. Şuraya geldi. d geldi bu tarafa, e geldi bu tarafa. Şimdi biraz evvel şurası sarıydı zaten. Sarı maviydi. Şimdi burası sarıydı katlandı bu tarafa geldi sarı. Burası sarı-maviydi. Şimdi bu katlamayı yaptıktan sonra buradaki sol tarafta oluşan yeni dikdörtgeni de kırmızıya boyu, yani şurası sarı-kırmızı oldu. Şurası da sarı-mavi-kırmızı. Bakın sarıyla mavi birleşince yeşil, yeşilli de kırmızı birleşince kahverengi oluyor. Bize kağıt tekrar eski haline getirildiğinde kahverengi bölgenin alanı ne kadardır diye soruluyor. Yani şu bölge soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi bunu geriye doğru açtığınızda bu bakın şurada göstereyim. Hatta şurayı şöyle bir temizleyelim. Şimdi şurası sarı, şurası sarı mavi. Şuradaydık. Geri açtık. Tabi artık şu sarı, mavi, kırmızı. Burası da sarı, mavi, kırmızı. Yani kahverengi. S, M ve K ile gösterdiğim yerler kahverengi olacaklar. Şimdi şurası sarı kırmızıydı. Açılınca burası da sarı kırmızı oldu. Geriye doğru gidiyoruz artık. Şimdi buradan da aşağıya doğru açacağız. Şuraya doğru açacağız. Bakın şu yukarıda sarı kırmızı vardı. Tabi bunu da şöyle bir temizleyelim şurayı. Şöyle bir durum oluştu artık. Burada da şöyle bir durum var. Bakın en yukarıda sarı kırmızı. Şurayı da şöyle yapayım. Şurada sarı kırmızı. Şurada sarı var. Şimdi Sarı, mavi, kırmızı burada. Aşağıya doğru açınca şurası da sarı, mavi, kırmızı oldu. Sarı, mavi, kırmızı burada. Bu da sarı, mavi, kırmızı oldu. Yani kahverengi oldu. Şurası sarı, maviydi, sarı, mavi. Benden istenen alan şöyle şu bölge. Şu bölge isteniyor. Peki bu bölgenin uzunluklarını yazabilir miyiz? Hemen bakalım. Şimdi şurası 6 katlandı. 6 bakın şurası 12 olacak. Peki yukarı doğru 8 8 şurası da 16 olacak. Yani bizden istenen bir dikdörtgenin alanı aslında ve 16 ile 12'nin çarpımından gelecek. O da 192 santimetre kare olacak. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. sorudayız. ABCD karesinin içerisine birbirine eş olan 5 adet kare şekildeki bir yerleştiriliyor. KLMN noktaları ortadaki karenin kenar orta noktalarıdır. Şuralar orta noktalar. Peki AB4 artı kök 2 verilmiş. Buna göre taralı alanlar toplamı ne kadardır diye bize soruluyor. Hemen değişken kullanalım. Bakın şurası x olsun burası x olsun. Yani karenin bir kenarına 2x dedik. Bunlar birbirine eş kareler. Tabi burası da 2x olacak. Burası da 2x olacak. Şurası da 2x olacaktır. Şu arayı bulabilirsek işimize yarayacak. Bu arada nk uzunluğu kadardır. Bakın. Tabi burada 90 derecelik bir açımız var. Burası da x. x x. Şurası bakın ne olacaktır? x kök 2 kadar olacaktır ve nk arasındaki uzaklık benim şu istediğim uzaklık aynı. Burası da x kök 2. Peki AD'yi yazmak istersek aslında AB'yi yazmış olacağız. Çünkü büyük şekilde bir kare. Orada 4X artı X kök 2 var. Ve neye eşit? 4 artı kök 2'ye. E, X kaçtır buradan? X'in 1 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bu karelerden birinin bir kenarı 2. E, alanı da 4 olacaktır. Bunların hepsinin alanı 4 olacaktır taralı alanlar toplamı soruluyor. 5 çarpı 4'ten 20 D şıkkı doğru cevaptır. 10. sorudayız. A, B, C, D ve B, E, F, K birer karedir. A ile F noktaları birleştirilip hemen birleştirelim. A ile F noktasını birleştiriyoruz. Şöyle. B, kestiği noktaya T adı veriliyor. Burası T olsun. Sonra D ve E birleştirilecek farklı kalem kullanalım. D ve E'yi birleştirelim şöyle. Tabii böyle sanki aynı aynı yerden geçiyormuş gibi göründü ama farklı yerlerden geçiyormuş gibi düşüneceğiz. Çünkü bilmiyoruz hani aynı nokta mıdır, değil midir? DE B, BC'yi kestiği nokta M. Buraya da M noktası denmiş. Tamam. AB A'ya BE de B, B, B ye eşit. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi şunlar aynı nokta olabilir mi? Önce ona bakalım. Şimdi mavi kalemi aldım. Bakın mavi ile beraber oluşturduğum şurada bakın bir paralellik var. O yüzden şöyle bir benzerlik yazabilirim bakın. Şu benzerlik. Tabi bu karenin her tarafı B olacak. Şu B, E, F, K karesi her kenarı B kadar olacaktır. Buraya B yazabilirim. Peki şimdi benzerliğe dikkat edelim. A bölü A artı B. Kısa kenarın uzun kenara oranı. A bölü A artı B neye eşittir? mavi için düşünüyoruz. Dikkat edin. BT bölü B'ye. BT uzunluğu bölü B'ye. Ben buradan işler dışlar çarpımından BT uzunluğunun A çarpı B bölü A artı B olduğunu buluyorum. Peki kalem rengimizi değiştirelim. Kırmızıya odaklanalım şimdi. Şimdi de bakın yine bu kenarla şuradaki kenarda paralel. O yüzden şöyle bir orantı kurabilirim. Kırmızılara dikkat edelim. Bu kısa kenarın uzun kenara oranı. Yani B bölü A artı B. Yazalım. B bölü A artı B. Neye eşit olacaktır? Kırmızı ile yazdığıma dikkat edelim. BM bölü. Burası da A. BM bölü A'ya. BM uzunluğu bölü A'ya. Buradan BM'yi çekersek BM uzunluğu da a çarpı b bölü a artı b kadar oldu. E peki şu ikisine dikkat edelim. Şimdi bunlar birbirine eşit. Demek ki bt ile bm de eşit. bt uzunluğu ile bm uzunluğu birbirine eşit. E bt ile bm birbirine eşitse bu t ile m aynı noktalar. İşte e şıkkı. m ve t çakışık noktalardır. Doğru cevap e şıkkıdır. 11. sorudayız. Bir yorum sorusu gibi duruyor. Bakalım şimdi. Aşağıda ABCD karesi biçimde bir kağıt verilmiştir. Ömür bu kağıdı AD ve BC çakışması olacak biçimde katlayıp tekrar açtığında EF izi yani burada E ile F orta noktalar. Şöyle büyük şekilde bir kare olduğu için hepsi eşit. Sonra ABDC çakışması olacak biçimde katlayıp tekrar açtığında AB ve DC HG noktaları meydana gelmiş. Tamam HG izi meydana gelmiş. Ömür HB boyunca bu kağıdın küçük tarafını büyük tarafın üstüne katlıyor. Şimdi HB dediği yer neresi? HB doğru parçası. Onu bir görelim. Şöyle. Bunu HB boyunca katlayacak. Buna göre Ömür'ün yaptığı bu katlama sonucunda C noktasının çakışacağı nokta nerededir diye sormuş. Bakın. Şimdi burada bu katlama işlemini yaptığımızda şu HCB üçgenini bakın katlıyoruz. Tabi şurası 90 derece. Bu katlanıp buraya gelecek. Şu tarafa. Burada tabi bir açı ortay durumu var. Şöyle. Bakın. Şöyle açı ortay olacak şekilde gidecek de nereye gidecek? Hani şu noktanın nerede olacağı soruluyor bize. E tabi ki bu E K, H, D üçgeni içerisinde kalacaktır. Sebebini şöyle anlatayım. Bakın şunu şöyle çekelim. Burada burada 4 tane eş kare var aslında ve bu karenin kenarlarına şöyle A desek büyük karenin bir kenarı 2A kadar olmuş oldu. Bakın şu da A olacaktır. E buradaki HE köşegeni bakın HE köşegeninin uzunluğu a kök 2 kadar değil mi? E a bundan daha kısa bir uzunluk. O zaman şu nokta bakın E K H D 3 karesinin içinde kalacaktır. E K H D karesinin iç bölgesinde bir nokta olacaktır bizden istenen nokta. Doğru cevap D şıkkıdır. Evet 12. ve testimizin son sorusundayız. ABCD karesinin ağırlık merkezi O noktasıdır. DH dik, DH CK'ya paralel. DH 4 santim, CK 2 santim, AB x ne kadardır diye sorulmuş. O noktası karenin ağırlık merkezi. Bunu unutmayalım. Karenin ağırlık merkezi nasıl meydana çıkar? Köşegenlerin kesişim noktasıdır. O zaman ben hemen şöyle OJ'yi ve DO'yu birleştirmek istiyorum ki bunlar aslında Uzattığım zaman bana köşegenleri verecektir. Ama şu üst kısımda çalışacağım. Beni ilgilendiren şu, bakın DO ile OC'nin eşit olduğunu biliyorum ben. Çünkü bu köşegenler birbirini dik bir şekilde ortalar ve e, bu dört parça birbirine eşit olur. Peki burada açı yerleştirelim. Bakın şuraya alfa diyelim, şunun tamamına beta diyelim. Alfa artı beta toplamı neye eşit? 90 a. bunlar tümler açılar. Peki burası 90 burası alfa e buranın beta olması gerekecek. Burası beta ise şuradaki açının da alfa olması gerekecek. Peki alfa beta 90 alfa beta 90 bunlar benzer üçgenler. Hatta 90'lar aynı uzunluğu gördüğü için yani 90 derecelik açılar bu üçgenlerde aynı uzunluğu gördüğü için bu iki üçgen eş üçgen olacaktır. Hemen şöyle yazayım mesela. DOH DOH üçgeni eşittir hangi üçgene? OC K üçgenine. Bunlar eş üçgenler. Yani alfa burada 2'yi görüyorsa alfa burada da 2'yi görecektir. Beta burada 4'ü görüyorsa beta burada 4'ü görecektir. O zaman ben bu e, köşegenlerin yarısı olan şu parça bu parçayı bulabilirim. 2 var, 4 var. Bunun 2 kök 5 olması gerekecek. Demek ki burası da 2 kök 5. E tabi burada da bir ikiz kenar dik üçgen var. Şöyle 45, 45, 90 üçgeni. E burada da hani dik kenarlardan birinin kök 2 katı bana hipotenüsü verecekti. 2 kök 5'in kök 2 katı 2 kök 10 yapar. E bu da x uzunluğuyla aynıdır. Benden istenen cevap E şıkkı doğru cevaptır.